pardon. Savaş Aktan'ı nerede bulabilirim acaba? İleride solda. Sağ ol. Babacığım bak annem bana ne aldı. Çok güzelmiş oğlum. Ne oldu bulabildiniz mi? Filiz Hanım. Bana bak. Hayırdır nereye? Filiz ben hatırlamadın mı beni? Hiçbir yere gidemez. Duydun mu? Her şeyin hesabını vereceksin onu tek tek. Hiçbir yere gidemezsin. Baba bu kim? Kimse değil oğlum. Bir arkadaş öyle. Önemli bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Kız. Bir şey yok oğlum. Lütfen sakin olun. Çocuk var. Ama bak ben senin bir derdin yok. Biliriz. Benim seninle bir derdim yok. Al çocuğunu git. Al çocuğunu git, konuşmamız gereken şeyler var. Ben her şeyi biliyorum zaten. Savaş bana her şeyi anlattı. Hadi Savaş, gel oğlum. Gel. Ne biliyor ya? Ha? Ne anlattı bir karına? Bana söylediği yalanları mı anlattın? Bırak! Ne anlattın? Bırak bana söylediğin yalanları mı anlattın? Tamam, beni nasıl kandırdığını mı anlattın? Hani boşanmıştın sen? Ha? Hani karın falan yoktu? Hani gençlik hatasıydı ya? Hani gençlik hatasıydı? Ya madem çocuk vardı niye yalan söylüyorsun bana? Bunu bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Ne şekilde öğrenmeni istemezdin ya? Ben sana yalan söyledim. Öyle başından beri her şey yalandı yani. Şu
seninle tanıştığımız zaman evli adamdan biraz sıkılmıştım. Biraz macera arıyordum o yüzden. Senin yanında kendimi daha özgür hissetmiştim, bilmiyorum. Ne diyorsun sen ya? Evet, ta ki sen cezaevine girene kadar resmen bir uykudan uyandım. Böyle olması gerektiğini düşündüm. Eve dönmem gerektiğine karar verdim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bu kadar kötü olamazsın. Üzgünüm. Yani böyle olsun istemezdim ama ben kendi yolumu çizdim. Bence sen de böyle yapmalısın. Kendi yolunu çiziyor bu. Kendi yolunu çiz diyor ya. Filiz Hanım. Bekle. Bekle, hesap vereceksin. Bekle, hayatım mahvedip gidemezsin, dur! Baba, avukatın kim? Niye sana o kadar kızdı? Tanımıyoruz babacığım, onun kim olduğunu bilmiyoruz. Yani herhalde birine benzetti, o yüzden o kadar kızdı. Ama korkulacak bir şey yok, tamam mı? Yani üzülecek bir şey yok. Tamam mı? Tamam. Korkak. Yalancı. Yalancı. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Yolumu çizecekmişim. Filiz Hanım, tamam, sakin olun lütfen. Ya yolunu çiziyor bana ya. Tamam, gelin ben size eve bırakayım, hadi. Hadi, lütfen. Zeynep, özür dilerim. Bizim... Cemil abi? Alın işte, dedim size. Hikmet'in arkadaşıyım dedim, inanmıyorsunuz. Cemil abi, senin ne işin var burada abi? Ben de sana aynı soruyu soracaktım birader. Ne işiniz var böyle el alemin evinde hırsız gibi? Ne hırsızı Cemil abi? Arkadaşım İstanbul'a geldi. Otellerde perişan olmasın diye de buraya getirdim. Ben de öyle söyledim ama inanmıyor memur bey. Hikmet, emin misin birader? Ablanın haberi var mı mevzuda? Yok Cemil abi. Barış yokken burada kaldığımızı bilmiyor. Kulağına giderse senden bilirim, haberin olsun. O serseriden bir haber yok hala, değil mi? Bak, ablanı böyle bırakıp kaçtı işte, korkak. Senin haberin var değil mi o herifin, o şerefsizin babası yüzünden ablan boşu boşuna hapis yattı. Sana ne Cemil abi? Sana ne ya, sana ne? Barış'tan sana ne, Filiz'den sana ne, sen kendi işine baksana ya. Oğlum benim işim bu lan. Ben bu mahallenin huzurunu koruyorum, devletin memuruyum ben. Sen bizim etrafımızda olmayınca Cemil abi, biz zaten gayet huzurlu oluyoruz. Koruyacak bir şey de kalmıyor, o yüzden rica etsem gidebilir misin abi? Oğlum siz benim kıymetimi bir anlamadınız lan hala. Bak kim var şu an yanınızda? O korkak kaçtı gitti lan, bir ben varım. Neyse Hikmet, senin bir şeye canın sıkkın şu anda herhalde, ondan böyle konuşuyorsun. Öyle olsun bakalım. Thank you.
ihtiyacın olursa ararsın. Ablan söylemez değil mi burada olduğumuzu? Yok ya. Söylemez, merak etme. Anlamadı bir şey. Kimlik falan sordu, çok tırstım. Vermedin değil mi? Reşit olmadığını anlarsa uğraşır bizimle bak. Deli misin? 20 yaşındayım dedim, kaynattım durumu. Heh, tamam, iyi demişsin. Bu nasıl buldu seni? Senin yüzünden. Ben ne yaptım be? E, mantı getireceğim dedin. Hamile kadın bu kadar bekletilir mi? Ben de kendim çıkayım dedim, yakalandım. Özür dilerim. Ne desen haklısın vallahi. Kurtulamadım ki bizimkilerin yanından. Getirdim ama mantını. Al bakalım. Afiyet olsun. Allah! Allah! Bizimkiler geldi. Bizimkiler geldi. Benim gitmem lazım. Bana bak. Sen de bu mantıyı ye. 3500 tane mahalle gezdim bu mantıyı bulabilmek için. Hadi afiyet olsun. Abi! Lan! Neredesiniz ya? Sen neredesin oğlum? Abi, bastı beni orası ya. Attım ben de kendimi dışarı. Evin anahtarlarını unutmuşum. Salak salak dolaşıyorum böyle. Abi. Bunları da unutmuşum. Sağ ol. Ablam nerede? Avukat aradı avukat. Barış'ı bulmuşlar. Ablan ona gitti. Harbiden mi? Ne olmuş, neredeymiş Barış? Ay vallahi biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Telefon gelince ablan öyle birden kalktı gitti. Biz de evlerimize dağılalım dedik işte. Ya ben bir merak ettim aslında, yani bir arasak mı ya? Ay sen mi ben mi ya? Ya aşıkların arasına girmeyeyim, kavuşmalarına mani olmayayım diyorum ama meraktan çatlayacağım vallahi. Hadi eve gidelim de arayalım hadi. 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 Biraz beylik bir laf olacak ama bu adamdan kurtulduğun için şükretmelisin. Yani seni yıllarca kandırabilirdi. Sahte bir nikah kıyabilirdi. Böyle bir vaka görmüşüm bir zamanlar. Böyle adamlar o kadar çok ki. Oğlumla mı savaş mıymış? Evet. Bu adam sadece sahtekar değil ki. Kendi ismini oğluna verecek kadar megalomanmış. Ben iniyorum burada. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Şunu açar mısınız? Ya Filiz Hanım, nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Alo. Ha, avukat bey, iyi akşamlar. Tülay ben, Filiz'in arkadaşıyım. Ya Filiz'i arıyoruz, arıyoruz, ulaşamıyoruz. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Çok merak ediyoruz. Merhaba Tülay Hanım. Filiz Hanım telefonunu arabada unutmuş. Ha, öyle mi? Kendisi nerede peki? Bara gitti sanırım. Beklerseniz telefonu hemen götürebilirim. Bara mı? Ay, onun ne işi olur barda ya? Bilmem, kafa dağıtma ihtiyacı var sanırım. Ya Selim bey... Filiz hayatı boyunca ağzına bir damla içki koymuş kız değildir. Nefret eder içkiden. Babası da ayyaş zaten onun. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ne diyorsunuz ya? Ya ben gerçekten bilmiyordum ki. Ya kendinden o kadar emin çıktı ki ben de her zaman yaptığı şeyi sandım. Neyse tamam, merak etmeyin. Ben onu bulur eve getiririm. Ya Selim bey lütfen söyleyin. Barış'a mı ulaşamadı, bulamadı mı? Ne oldu, bir şey mi oldu? Buldu ama durum biraz karışık. Adam evli çıktı. Üstelik çocuğu varmış. Biz bunu öğrendik. Ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Bir şey söyle. Tülay, bu ne oluyor? Bir şey söyle ya, ne oldu?
Ay bir tane daha alabilir miyim? Öf. Filiz Hanım. Aa. Sizin ne işiniz var burada? Ha. Alıyorduk. Öf, babam nasıl içiyor bunu be? Filiz Hanım biraz hızlı gidiyorsunuz. Dikkat edin, çarpmasın sizi. Sana ne canım? Allah Allah. Benim nişanlım evli çocuk mu çıkmış? Beni daha ne çarpacak acaba? Bir tane daha alabilir miyim? Filiz Hanım bakın, arkadaşlarınız sizi merak ediyorlar. Evde bekliyorlar. Hadi gidelim, buradan çıkalım bir an önce. Sizi eve bırakacağım. Sen bana bak. Şimdi bu kızın kafası gitti, içiyor, ediyor falan diye beni yanlış bir yere götürebileceğini sanıyorsan senin aklını alırım, hem canını sıkma. Ondan hiç şüphem yok. Ama siz beni yanlış anladınız. Telefonu arabada bırakmışsınız. Bunu bırakıyorum size. Filiz Hanım, şu anda erkeklerle ilgili ne düşünürseniz haklısınız. Ama hepimiz böyle iğrenç ve sapık yaratıklar değiliz. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Bir tane daha alabilir miyim? Gerek yok. Beklesin. Sana ne oluyor be? Kendisi benim hiçbir şeyim olmuyor. Koy sen. Koy. Bir tane daha alabilirim, yarım koydun. Ya. Ya. Abi aklım almıyor benim ya. Barış evli ne demek abi? Barış'ın çocuğu varmış ne demek abi? Ama oğlum bir sakin ol, bir dur ya. Ya nesine sakin olacağım bunun ben? Gel gidelim dövelim şu herifi. Oğlum dur, nereye gidiyorsun, manyak mısın nesin ya? Bilip bilmeden şimdi. Bir ablam gelsin oğlum, bir dur. Ne çıkacaksın, nereye gideceksin şimdi? Ama ben en başından dedim. Herif ortadan kaybolmuş, yerin bu işten hayır çıkmaz dedim. Ay tamam, dediysen dedin. Yani bozuk plak gibi tekrarlayıp durma şunu. Ne yapalım, madalya mı takalım sana dedin diye. Hiç bana çemkirmeyin anacığım. Hepinizin suçu var bunda. Kız öyle gaz vermeyecektiniz. Yok Barış kötü şey yapmazmış da, yok Filiz'in iyiliğini düşünüyormuş da. Oldu be. Ya biz kıza moral destek olsun diye öyle dedik. Yoksa biz de biliyorduk yani işin içinde bir bit yeniği olduğunu. Öyle değil mi? Öyle gülüm, öyle. Ya oğlum biz bu kadar mı mallaştık? Rahmet Allah aşkına, delireceğim ben ya. Ya biz Filiz'e aylardır böyle bir herif için mi yalan söyledik oğlum ya? Bilmiyorum abi ya. Bilmiyorum. Kafa mı kaldı bende de şimdi? Ama belki başka bir şey vardır yani bu işin içinde. Şimdi garantisi de yok, anladın mı? Ay hala işin içinde bir şey var diyor ya. Adam evliymiş, çocuğu varmış. Daha neyin içi dışı ya? Ya adam bizi kek yerine koymuş aylarca. Aynen anacığım. Bilmiyorum abi, vardır. Vardır bir şey yani bu işin içinde ben. Tamam oğlum, tamam. Tamam hadi neyse, üzülmeyin ya. Defi bela deyin, kurtuldu kız deyin, bitsin gitsin. Ya çocuk yapaydı heriften. Yuh. Yavaş tamam. Ne, yalan mı? Seven ne yapmaz? Ay densiz densiz konuşuyor ya bu. Sürekli. Ben bir tane daha alabilir miyim? Filiz Hanım hadi gidelim. Sen bana dokunma ya. Allah Allah. Ben kendim giderim. Borcumuz ne kadar? Haş. Bak bir. Param yok, bunu şey yap. Aa, gelin. Filiz Hanım nereye? Gelin. Gelin. Sen bunun kütüğüne baktırdın mı? Nasıl yani? Kütük çok önemli. Bak sahte nikah yapabiliyorlar. Bak avukata, avukat mı sor. Ne? Bak karısı çıkabilir. Çoluğu çombalar çıkabilir.
Gerçekten bak, benim çıktı, benim yüzüğüm var. Bunun damatlığına falan bakma sen. Yüzük taktı var bana, evli çocuklu çıktı ama. Tamam mı? Filiz Hanım, anladılar herhalde. Hadi gidelim, mesajı aldılar. Ya bir saniye, ben burada belki şu an hayatını kurtarıyorum bu kızın. Bak, kütük çok önemli, tamam mı? Kütüğe kesin baktır. Tamam mı gelin? Tamam, tamam. Tamam, bunu benim hiç gözüm tutmaz. Hadi gidelim. Kusura bakmayın. Mutluluklar. Ülker. Şimdi bak, ben kütüğüne baksaydım görecektim ki adam evli. Erecektim ki o zaman şerefsiz diyecektim. Sen evliymişsin diyecektim ya. Ya o utanmaz, ona bile kılıf bulurdu. Ya tamam artık ya, bunları düşün, üzme kendini yeter. Şimdi peki bir şey soracağım. Şimdi sen madem evlisin, niye beni o zaman zorluyorsun da evlenmeye ya? Manyak mısın sen? Nasıl ya? Adam evlenmek için sana baskı mı yapıyordu? Oo, ne biçim? Cemil'le boşanayım diye neler yaptı? Anlamadım. Sen de mi evliydin? Ama yok, benimki formaliteden, benim çocukların velayetini almam gerektiği için oldu. Ben sana kardeşlerimi emanet ettim ama. Araba ileride. Yürüyebilecek misin? Ben çok iyiyim, her yere giderim ben şu. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Ama suç. Suç benim, ona inanın, aptal benim kafamda. Bak, bu olayda sen suçlu değilsin, tamam mı? Artık kendini suçlamaktan vazgeç. Bak ne oldu biliyor musun? Tam beni aldı götürüyorlar. Bu kız çıktı dedi ki ben bunun karısıyım. Ben ne yaptım, hadi bakalım. Ne yaptın? Ben ona inandım. İnandım Barış'a, bana dedi tek aşkımsın dedi filan dedi falan dedi. Ben inandım ya. Yani. Adam iyi oyuncuymuş. Seni kandırıp güvenini kazanmaya başarmış. Ya ben kardeşlerime emanet ettim ama. Filiz. Bak, ben bu adamın söylediklerini kulaklarımla duydum. Bu adamın gerçek bir pislik olduğundan hiç şüphem yok. Ya bu adamın yaptıklarından dolayı kendini suçlama artık. Ne şimdi ya da sonra. Anladın mı beni? Tamam mı? Anlaştım. Hadi kalkalım. Ay. Ay, ben kusacağım. Bir de bana kendi yolumu çizdi ya. Sen kim köpeksin ya? Benim evim yolum belli. Benim kardeşlerim var. Kaç kardeşim var peki? 5. Ama miniballları havuzlu eve kaptırdım. O da onun yüzünden. Çocuklarımı ben ona emanet ettim. Kaptırdı benim çocuklarım. Ama onlar benim canlarım. Onları ben alacağım. Alacağım çocuklarımı. Hedefiniz sağda. Evet. Galiba geldik. Filiz. Hı.
Filiz. Ana dokunma be. Hadi eve geldik, hadi gel. Of, dokunma ben kendim götürürüm ya. Tamam Filiz Hanım, bir şey yapmıyorum, eve geldik, hadi gel. Of. Ay sen beni bir saniye şey yapma, ben kendimi hallediyorum ya. Şey söyledin mi? Ne? Barış'ın olmadı ne? Ne? Savaş. Ay Tufan, ne yapacağız? Bu kız hiç iyi değil. Tülay abla, bence bir elini yüzümü yıkasak ya. Yıkayalım. Ben bir acı kahve yapayım, açılır. Ablacığım, sen iyi misin hakikaten? Gitmeyelim hastaneye falan. Ay ben şu an, ama beni çok şey yaptınız. Ben gayet iyiyim şu an. Bak kalk. Kalk bak. Bak ne kadar iyiyim ya. Çok iyiyim şu an. Kötü müyüm? Yalnız bu Barış'ın tam benim kurtulmam çok mutlu bir durum oldu. Bu çok güzel bir olay oldu. Aynen. Sana da bu yakışırdı canım ciğerim. Bak yıkılmadın, dimdik ayaktasın maşallah sana. Ya. Ay neresi dimdik ayakta ya, Fikri abiye dönmüş. Ay bak Tülay. Tamam şey yapacağım. Gideceğim Barış'ı seni çöpe atacağım. Dedim seni çöpe atacağım, paşır yazık. Ay. Of. Ya lan. Ablacığım çok şey yapıyorsunuz tamam, şu an. Bir şey yapmıyoruz tamam. Canım. Sen kendin gidiyorsun şu an zaten. Bir şey ben sana karışmıyorum. Ay. Gitti canım arkadaşım ya. Bu ne hal böyle? Yani bırakalım uyusun bence. He bence de. Böyle üstüyle başıyla mı uyusun canım? Kız bir gece giyimiyle uyudu diye incilere dökülmez ya. Hadi aynen rahat bırakalım. Ya. Ya siz de ayakta kaldınız. Buyurun oturun şöyle. Yok, ben artık gideyim. Geç oldu. Yok, vallahi bırakmam. Bizim için o kadar zahmete girdiniz. Bir kahve içelim ha? Hadi yapıyorum. Buyurun. Tufan, benim sandalyemi çeksem. Ya neyin peşindesin sen? İstanbul'daki hastanelere sığamamış, Gebze'ye kaçmış şerefsiz. Neyse. Ben artık kalkayım. Kahve için teşekkür ederim. Yardım edebileceğim bir şey olursa lütfen çekinmeden arayın beni. Ya vallahi sağ olun, teşekkür ederiz. Filiz'i buraya kadar getirdiniz. Çok zahmet oldu. Önemli değil. Yalnız ya benim anlamadığım bir şey var. Nedir? Servet Aklı'nın ablanıza ne derdi vardı? Yani onu niye cezaevine gönderdi? İşte oğlu Filiz'den ayrılsın diye uğraştı bu kadar adam. İyi de yani Barış'ın evli olduğunu söylemesi yeterli değil miydi sizce? Neyse. Şu an için gereksiz bir soru. Ben gideyim. İyi geceler. Ya ben sizi geçireyim. Yani demek ki şerefsiz Servet de bilmiyordu oğlunun evli olduğunu. Bilse söylerdi yani, haklı avukat. Ya oğlum o değil de. Ya bu Barış ablama böyle bir şey yapacak olsa... Oğlum niye hapisten çıksın diye bu kadar uğraşsın o zaman bu çocuk? Babasını da ihbar etmiş.
Ne yapalım abi? Teşekkür mü edelim ben? Kim bilir babasıyla ne hesabı vardı da ondan yaptı anacığım. Sen şimdi kendine yediremediğinden herife mazeret arıyorsun da yapma rağmen. Ya mazeret falan aramı... Ya neyse ya. Ay günaydın. Şş, günaydın Tülay abla. Filiz nerede? Ya uyuyordu. Biz de uyandırmadık valla. Kapısını tıklatalım mı acaba ya? Kız sakın. Ben bile girmedim yanına. Dün gece şurada uyudum. Bırak uyusun. Ay benim arkadaşım bu saate kadar uyumaz ya. Merak ederim ben. Tülay. Ya kız dün nasıl geldi görmedim. Bırak elleşme uyusun. Ay 40 yıllık arkadaşıma sana mı soracağım ya uyandırıp uyandırmayacağımı? Filiz aşkım uyandın mı? Yok burada. Nasıl yok, ya? Ne demek yok ya? Yok. Abi yok hakikaten. Ay kendine bir şey yapmış olmasın ya geceden çıkıp gittiyse. Ya yok nereye gidecek geceden ne? Ya şuracıkta uyuyordum ben hiç duymadım bile gittiğini hiçbir şey duymadım ya. Ablam mı? Telefonu burada bırakmış. Hadi.